Her zamanki gibi Cinderella'nın yapacak çok işi var. Isı çok soğuk. Hey! Bu çok eğlenceli. Hey! Bunu gözletiyorsun. Geç şunu artık. Hayır, olamaz. İnanılmaz bir şey. Emin misin? O satıcı burada daha ne kadar kalacak merak ediyorum. Saatlerdir burada. Ülkedeki her kadına şapka satıyor. Kulak versen adam profesyonel dedikoducu sanırsın. Daha bir kere şapkalardan söz etmedi. Kadınların dedikodu yapmayı sevdiğini herkes bilir. Bu aptalca bir inanış Bingo. Gerçek ilgisi yok. Doğru olduğunu biliyorum. Dünyadaki bütün kadınları tanıdığını söylemeye çalışıyorsun öyle mi? Sence de biraz abartmıyor musun Bingo, söyler misin? Konuşmayı seviyorsunuz. Siz ikiniz bu aptalca tartışmayı hemen kesin. Üzüm bağının gizemi. Demek sen de doğru diyorsun. Bayan Redfern'in bütün kızlarının çocuğu oldu demek. En küçüğünün bile mi? Evet, ailedeki 13. torunu yeni doğurdu efendim. Zavallı Bayan Redfern bütün servetini kızlarını evlendirmek için harcadı. Greenwald Dükü'nün kızı Mary evlenmedi mi hala? Sanırım benim yaşımdaydı, öyle değil mi? Evet, evlendi. Vale Dükü'nün tek oğluyla evlendi. Pek iyi bir eşleşme değil. Memnun olman gerekiyor Catherine. Bizim için bir rakip eksildi. Şimdi Prens Charles yalnız bizim olacak. Aa evet, hatırlattığınıza memnun oldum. Söylentilere göre Prens ciddi bir nişanlı adayı bulmuş. Ne? Kimmiş peki? Kim olduğu veya adının ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama çok kültürlü ve zarif olduğunu duydum. Güzel, iyi bir aileden ve mükemmel bir dansçıymış. En azından nereli olduğunu söyle. Elimdeki tek bilgi bu, bu da sadece bir dedikodu efendim. O zaman henüz resmi bir şey yok diyebilir miyiz? Evet, bu doğru. Mükemmel. Hiçbiri doğru olmayabilir. Başka ne haberlerin var? Kraliyet bağına girip kralın burnunun dibinden üzüm çalan bir hırsız varmış diyorlar. Bu gerçekten çok gülünç. Bence kimse bir salkım üzüm için böyle bir riski göze almaz. Muhtemelen bir hayvandır o, kesinlikle öyledir. Çalınan üzümler dışında daha güzel bir hikayen yok mu senin? Hayır, hepsi bu. Kardinal! İşte geliyor. Dikkatli ol. Evet, hamle! Defans! Tuş! Sıradaki. Ben varım. Kardinal! Harikaydın Charles. Bravo, ustaca bir hamle. Gerçekten harikasın, en iyisisin. Nereye gidiyorsun? Charles, sorun nedir? Diğer çocuklar ellerinden geleni yapmayınca dayanamıyorum. Dövüşmezlerse kendimi nasıl geliştirebilirim? Hepsi prensi yaralamaktan korkuyor. Alex, buraya gelir misin? Dinle beni, senden bir iyilik isteyeceğim. Ne var? Bana birkaç saatliğine giysilerini vermeni istiyorum. Yine dışarı mı çıkacaksın? Şşşt! Kimsenin ne yaptığımı bilmesini istemiyorum. Peki. Ama ne yapacaksın? Önemli bir şey değil. Son zamanlarda şatodan oldukça sık ayrıldın. Hayır, her zamankinden sık değil. Sana giysilerimi sonunda üç verdiğimde hepsini çamurlu olarak geri vermiştim. Bilmem gereken bir şey olmadığından emin misin Charles? Ben senin en eski dostunum. Bana her şeyi anlatabilirsin. Önemli bir şey değil Alex. Sadece yürüyüş yapmak istiyorum, o kadar. Giysilerin sende kalsın, tamam mı? Onlara ihtiyacım yok. Görüşürüz. Bir şeyler sakladığından eminim. Daha yavaş. Daha yavaş. İşte böyle. Yavaşça. Müziği takip edin. Neler oluyor? Kendin gör. Hayır, bu fazla yavaş.
Evet, hafif ol. Beni izle. Kız kardeşlerim dans dersi mi alıyor? Yapma, buna dans mı diyorsun? Daha çok eşelerine mi iki tavuğa benziyorlar? İlk kez aynı fikirdeyiz. Pekala Jean, sanırım sıra sende. Buraya gel lütfen. Rahat ol. Müziği takip et. Ve bir ve iki ve dön. Ve bir ve iki ve dön. Çok katısın. Ah, ayağım. Jean'in iki sol ayağı var. Dans etmekten nefret ediyorum. Durumu ümitsiz. Cesareti kırılmamalı. Dans çalışma ister. Bu yüzden derse ihtiyaçları var. Çok utandım. Bu kadar yeter. Tek bir denemeden sonra ağlamaya başlayamazsın. Gerçek bir asil aile kızı mükemmel dans edebilmelidir. Prens Charles nişanlısını kraliyet balosunda açıklayacak. Bunları öğrenmelisin. Şimdi dön ve tekrar dene. Peki anne. İşte böyle. Ben hazırım. O ne? Ha? 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 Süpürmeyi bırakıp içeri gelir misin? Ben mi? Affedersiniz ama bu genç bayanla dans etmek istiyorum. Dikkat ediyor musunuz kızlar? İşte böyle olacak. Yeteneğiniz sizi ülke çapında üne kavuşturacak. Çok kibarsınız. Bu adam düpedüz salak. Ders bitti. Bugünlük yeterince dans ettiniz. Ama güle biz... güle. Ve annenin yığdığı çamaşırlara bakılırsa bence dans etme yeteneğin pek hoşuna gitmemiş. Sırf Cinderella birkaç adım atabildi diye mi yani? Evet ama kızlarının yanında Cinderella uzman sayılır. Buna değdi. En son ne zaman dans ettiğimi hatırlamıyorum. Şu affediciliğin beni her seferinde şaşırtıyor. Öyle mi? Herkes senin kadar cömert olmalı. Cinderella! Ha? Evet. Cinderella! Canım birdenbire tatlı kırmızı üzüm istedi. Derhal gidip bağımdan toplamanı istiyorum. Çabuk ol. Bağınız mı? Evet Cinderella. Eminim farkında değilsindir ama ailemin ormanın diğer tarafında bir bağ var. İşte haritası. Seni oraya götürecektir. Oradan istediğin kadar üzüm toplayabilirsin. O zaman sepeti doldururum. Harika. O zaman acele et. Çünkü o üzümleri hemen istiyorum. Elimden geldiği kadar hızlı olacağım. Bana bir fincan çay koy lütfen. Jean, duymadın mı? Annem çay istiyor. Onun senden bir fincan çay istediğini duydum. Bu saçmalık. Ah, olamaz. Korkunç bir hata yaptım. Cinderella'ya yanlış haritayı verdim. Ona yanlışlıkla aile bağı yerine kraliyet bağının haritasını vermişim. Yani Cinderella üzümleri kraliyet bağından mı toplayacak? Kraldan bir şeyler çalmak ciddi bir suçtur anne, öyle değil mi? Evet, çok ciddi. Özellikle de şimdi kraliyet bağına dadanan bir hırsız varken... Cinderella'yı görürlerse hırsızın o olduğunu sanacaklardır. Ciddi bir şekilde cezalandırılacak ve şöhreti mahvolacak. Ve herkes bunu duyacak. Aa, zavallı Cinderella. Ne yazık ki onu durdurmak için artık çok geç. Evet, bağ varmıştır bile. O üzümleri toplamadan Cinderella'yı bulmalıyım. Ah.
haritayı doğru okuduysam bağ şu kayalıkların arkasında olmalı. Ah. 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 Üzümler harika görünüyor. Bu iki tarla arasındaki sınır. Demek ki bu tarla anneme ait. Çok nefis görünüyorlar. Cinderella! Ha? Cinderella! Cinderella bekle! Bu benekli... Yani bana bu tarlanın aslında kraliyet bağının parçası olduğunu mu söylüyorsun? Dedi ki, ooo hayır, Cinderella'ya yanlış haritayı verdim. Ona kraliyet bağının haritasını verdim ama... Bunu kasten yaptığına eminim. Zamanında duyup seni uyardığım için mutluyum Cinderella. Başım büyük derde girebilirdi. Evet ama... Şimdi eve dönelim Cinderella. Bir dakika. Hı? Yine de bağ bekçisini bulup ondan biraz üzüm toplamak için izin almak istiyorum. Eğer eve elim boş dönerse annem hayal kırıklığına uğrar değil mi Benekli? Yine başladın Cinderella. Hep başkalarını düşünüyorsun. Benekli, aslında kendimiz için de birkaç nefis salkım koparmayı umuyordum canım. Baksana tamamen olgunlaşmışlar, ağzımı sulandırıyorlar. Harika görünüyorlar. Çok taze ve tatlı görünüyorlar değil mi Benekli? Evet, kesinlikle. Hı? Biraz toplamamız gerek. Çürümeden önce. Ah, bu Charles. Yine şu uşak giysilerini giymiş. Ona gerçekten prens olup olmadığını sormam gerek. Dur, hırsız. Ha? Dur. Bu üzümler krala ait. Hemen bırak onları. Hırsız. Hırsızın ben olduğumu öğrenmesine asla izin veremem. Sen dur bakalım. Ondan çok daha hızlıyım. Nereye saklandın küçük fare? Seni bir yakalarsam. Artık benimsin. Ha? Seni yakalayacağım. Gel buraya. Charles. Şu üzümleri ver bakalım. Ah, bir salkım düşürdü. Onu bekçiye vereceğim. Şimdi yakaladım. Vay var. Demek küçük hırsızımız bir hizmetçi. Ve suçüstü yakalandı. Lütfen özürlerimi kabul edin. Ne kadar utandığımı size anlatamam. Ben bu utanmazın babasıyla yeni evlendim. Kocam da iş gezisinde. Ve korkarım pek iyi yetiştirilmemiş. Biliyorum. Ama hırsızlık ciddi bir suçtur. Çok şey istediğimi biliyorum ama... sizden büyük bir iyilik isteyeceğim. Ailemin onuru ve üvey kızımın geleceği için bu çok önemli. Bu bir sır olarak kalmazsa kızımın kötü bir şöhreti olacaktır. Merak etmeyin hanımefendi. Bundan kimseye söz etmem. Ah, teşekkür ederim. Çok rahatladım. Bu adamın ne kadar iyi sır sakladığını biliyorum. Yarın bunu bütün ülke öğrenecek. Ve Cinderella'nın kötü bir şöhreti olacak. Charles, bunu neden yaptın? Merak etmeyin. Yaptığı için onu ben cezalandıracağım. Evet, bundan eminim hanımefendi. Hmm.
çok güzeller. Biraz alsana Alex. Charles, bağdan üzüm çalmaktan daha iyi işler yapabilirsin. Ne dersin? Aa, yapma. O kadar büyütmene gerek yok Alex. Çalıyorum sayılmaz ki. Biliyorsun bağ zaten babama ait. Ben sadece istediğimi almak için kestirme bir yol kullanıyorum. O kadar. Ama bekçi çevrede bir hırsız olduğunu düşünüyor. Evet biliyorum. Üstelik adam çok da iyi bir bekçi. Ha? Beni bütün bağ boyunca kovaladı. Ama ben ona göre çok daha hızlıyım. Hırsızın aslında şatoda oturduğunu öğrense çok şaşırır herhalde değil mi? Prens Charles. Orada mısınız? Çabuk ol Alex, yardımına ihtiyacım var. Hatırlatayım, 10 dakika içinde dersiniz başlıyor. Evet biliyorum. Sadece bir şeyler atıştırıyorduk. Tabii, keyfinize bakın. Bu arada Charles, bağ bekçisi sonunda üzümleri çalan kişiyi yakaladı. Hem de bir kızmış. İnanabiliyor musunuz? Adı da Cinderella'ymış. Charles, iyi misin? Bu karışıklık için çok özür dilerim. Özür dilemenize gerek yok Majesty. Yanlışlıkla suçladığım bu kızı hemen bulmanı istiyorum. Sonra da ona özürlerini sunacaksın. Anlaşıldı mı? Oldu bilin majesteleri. Hanımefendi, genç bayanlar. Buraya size sonunda gerçek hırsızın yakalandığını söylemek için geldim. Bayan Cinderella sizden samimiyetle özür diliyorum. Kabul ediyorum. Ama bir şey bilmek istiyorum. Evet. Kimdi o? Kraliyet üzümlerini çalan gerçek hırsız kimdi? Bir daha yapmayacağına söz verdi. Biz de onu uyararak eve gönderdik. Öyle mi? Gerçekten mi? Evet, onu kendim götürdüm. Tanrı'ya şükür. Keşke gerçek hırsız hiç ortaya çıkmasaydı. Şimdi kimse Cinderella'nın yakalandığını bilmeyecek. Şöhreti de zedelenmeyecek. Evet, bu çok kötü ama artık onu kovmanın bir anlamı yok. Evde çalışmaya devam edebilir. Cinderella'dan söz etmeyi bırakın da şu üzümleri yiyelim artık. Çok tatlılar, bunlara bayılıyorum. Bu kadar yemeği sürdürürsen elbiselerine sığamayacaksın. Sen kendi işine bak. Charles, bir şey mi düşünüyorsun? Hayır. Alex dostum. Evet, benim. Sence kızlar yalancı bir hırsız olduğunu, yani bak, sence kızlar, evet kızlar yalancı bir hırsız olduğunu düşündükleri birine aşık olup evlenebilirler mi? Ne? Kimsenin yalancı bir hırsıza aşık olmayacağını pekala biliyorsun. Yani biliyor musun? Ama yalancılarla hırsızların bile iyi özellikleri olabilir. Eminim bu konuda istisnalar vardır. Olmak zorunda. Olmak zorunda. Anlaşıldı. Bir şeyler sakladığını biliyordum. Charles'ın cezalandırılmadan eve gitmesine çok sevindim. Ben ne diyorum? Çalmak doğru bir şey değil ki. Gelecek sefere o çocuğu gördüğümde ona bir ders vereceğim. Dikkat etsene şapşal. Üzgünüm Bingo. Hayat dersi her zaman kolay olmuyor değil mi canlarım? Ama yanlış yapmazsak her şey bizim lehimize gelişir. Özellikle sizi koruyan bir peri vaftiz anneniz varsa...